31 Temmuz 2015 Cuma, haftanın son günü, ayın son günü ve bir süredir adet olduğu üzere Yeşil Bülten'de bu ayın son gününde de, son cumasında da çevre ve ekoloji hareketi avukatlarının gündemini alacağız. Temmuz ayında çevre davalarında neler oldu, neler yaşandı, nasıl gelişmeler var? Bunları aktaracaklar bize. Bu ayki konuk avukatımız Deniz Gedik, Ankara'dan katılıyor yayınımıza. Deniz Gedik, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar ve aslında sözü size bırakacağız. Temmuz ayının bize bir özetini, öne çıkan gündem maddelerini aktaracaksınız. Sizi dinliyoruz, buyurun. Tamam, öncelikle hukuki olmayan yanından başlayalım, kötü haberlerle başlayalım. 15 Temmuz günü Çalışkan Hudut Kapısı'ndan, Hudut Taburu'ndan atılan havan topları Herbol ve Silip'e düştü ve ciddi bir yangın başlattı Cudi'de. En az 5000 meyve ağacının ve 100 hektarlık ormanlık alanın yanmasıyla sonuçlandı bu olay. Maalesef kamu görevlileri itfaiye yeterli desteği sunamadı, hatta hiç destek sunamadı. Halkın kendi çabasıyla söndürüldü bu yangın. Hemen ardından 19 Temmuz'da Lice Fis Ovası'nda yine yangın çıktı. Yine askeri kaynaklı olduğu rapor ediliyor, iddia ediliyor. AMED Ekoloji Meclisi'nin 29 tarihli raporuna göre çok fazla bölgeye sıçradı yangın. İlk 4 saat askeri güçler itfaiyenin ve iş makinelerinin bölgeye girmesine izin vermediği için yangın çok geniş bir alana yayıldı. Ciddi bir hasara sebep oldu. Yine Mezopotamya Ekoloji Hareketi AMED Ekoloji Meclisi'nin verilerine göre 2740 dönüm üzüm bağı yandı. 20.500 meyve ağacı yandı. 594 ton saman, 10.000 kavak ağacı, çok sayıda ton buğday ve dönüm dönüm ekili tütün arazisi ve sebze bahçesi yandı. Aynı şekilde Mardin'e de sıçradı. Savur ve Mazıdağ'da da çok sayıda yangın çıktı. Yine kamu görevlilerinin ciddi bir zafiyeti oldu müdahale konusunda. Halkın kendi çabasıyla söndürülmeye çalışıldı. Ve askeri görevliler halkın bölgeye gitmesini engellediler. Yine bir kıyım haberi, ekolojik bir kıyım haberi vermek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Yeşil Yol ciddi bir direniş merkezi olarak karşımıza çıktı bu ay. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Doğu Karadeniz Master Planı çerçevesinde hazırlandığı söyleniyor. Ancak Master Planı'nda çok ciddi eksiklikler var. Projenin tamamı Master Planı'nda yer almıyor. Toplam 2600 kilometreyi kapsayacak bu Yeşil Yol projesinin 800 kilometresi yayla yolu olacak. Ve buna dair ne bir imar planı var, ne de hazırlanmış bir ÇED raporu, başlatılmış bir ÇED süreci var. Dolayısıyla çevresel etki değerlendirme yapılmadığı gibi kümülatif etki değerlendirme de yapılmadı ve çevreye etkisinin ne olacağını bilimsel olarak biz takip edemiyoruz. Aynı zamanda bölge malum Samistal Kavrun Yaylaları ve Fırtına Vadisi'nin bulunduğu bir yer. Aynı zamanda tabii yalnızca Rize'yi değil, Artvin'i, Samsun'u, Gümüşhane'yi, Bayburt'u 8 tane ile etkiliyor aynı şekilde. Burada çok sayıda doğal sit alanı var, koruma altındaki bölge var. Doğal sit alanlarında yapılması gereken koruma amaçlı imar planı yok. Yola dair hiçbir kesimde böyle bir çalışma yok. Zaten yolun bilinen hiçbir yerinde imar planı yok. Orman izinlerinde aranan kamu yararı ve zorunluluk unsurlarında çok ciddi sıkıntı var. Malum zorunluluk yok çünkü zaten Rize'deki yaylalara insanların ulaşabileceği, yaylada yaşayan insanların yaylalara çıkabileceği yollar mevcut. Oraya bir de beton döküp bir otoyol gibi yol geçirmenin hiçbir anlamı yok. Tam da bu nedenle kamu yararı da tartışmalı. Zaten kamu yararının ne kadar tartışmalı olduğunu orada devam eden direniş bize gösteriyor. Aynı şekilde mera izni de sorunlu. Orman su işlerinin verdiği hukuksuz izinlere karşı dava açılacak. Mera iznine karşı dava açıldı. Bu orman izinleriyle ilgili söylediğim kamu yarar ve zorunluluk şartıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındı.
Aslında burası bahsettiğimiz bölge hem milli park hem doğal sit hem av ve yaban hayatı koruma alanı, o yüzden çok kritik bir önem arz ediyor. Ve malum orada tutulan yayla nöbetine saldırı oldu. Kadınlar yerlerde sürüklendi. Kaymakamın sözleri hepimizin malumu, onları ben tekrar etmeyeceğim. Buradan da Rabia Hanım'a selamlarımızı iletiyoruz. Cerattepe Artvin yine hareketli, sık sık gündemimize geliyor, siz de hatırlayacaksınız. Bu sefer 2009'a 7 sayılı ÇED yönetmeliği uygulama genelgesine dayanarak yeni bir karar alındı. Ne diyor bu genelge? Genel itibariyle eğer ÇED yalnızca bir veya birkaç husustan dolayı iptal edilmişse veya yürütmeyi durdurma kararı verilmişse ÇED'le ilgili, ÇED raporuyla ilgili tüm süreci baştan başlatmaya gerek yok diyor. Ama bunun tabii ki bütün projeyi, daha doğrusu projenin etkilerini etkilemeyecek şekilde olmasını genelge öngörüyor. Ama bu en son söylediğim kısım uygulanmıyor. Yani bu ne demek? Proje esaslı bir şekilde iptal edilmişse ve yürütmeyi durdurma kararı buna dayanarak verilmişse yine ÇED süreci baştan başlatılmadan ilgili eksikliğin giderilmesi gibi bir yola gidiliyor. Bu da tam anlamıyla mahkeme kararının etrafından dolaşmak anlamına geliyor. Cerattepe'de yaptıkları tam olarak buydu. Rize İdare Mahkemesi'nin 2013'e 484 esas ve 2014'e 747 karar sayılı kararı ile esastan iptal edilmişti. Mahkeme açık bir şekilde ya Artvin ya maden demişti. İlgili madenin o bölgede kesinlikle yapılamayacağını ve o alanın böyle bir çalışmaya, böyle bir şeye uygun olmadığını belirtmişti mahkeme. Özellikle bölgenin Hatila Vadisi Milli Parkı'na ve doğal ve arkeolojik sit alanlarına yakınlığının üstünde duruyordu. Bu da zaten projeyi esastan yapılamaz hale getiren bir şey. Buna rağmen eksiklikleri giderme gerekçesiyle tekrar ÇED sürecine girildi ve çalışmalara başlandı. Artık 20 yıldır süren bir bu kavga diyeyim artık bu. 20 yıldır Artvin halkı ve civar bölgelerin halkları buna karşı direniyor ve projede ısrar ediliyor. Aynı şekilde benzer sebeplerle bu mahkemenin etrafından dolaşma hali meclise de yansıtıldı. Hani orada da direniş devam ediyor. Temmuz ayı içinde değil ama 27 Haziran tarihine ait bir haber vereceğim. Bizim geçen ay Cuma günü programa katılamama sebebimizi söyleyeceğim üstüne. Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu'nun ev sahipliğinde Fatsa'daydık. Fatsa'da malum altın madeni projesi var. Şu anda çok gündemde. Orada bir direniş devam ediyor. Bu vesileyle bir çağrı da yapayım. 8 Ağustos günü Yukarı Bahçeler Köyü Maksutlu Mahallesi'nde direniş çadırında eylem var. Duyanları, ilgilenenleri bekleriz. Ne yaptık biz bu konuşmada, bu organizasyonda diye kısaca anlatayım. Orta Karadeniz'de ekoloji mücadelesi veren hareketlerle bir araya geldik. Giresun, Samsun, Ordu, çeşitli ilçeler, taş ocakları, hidroelektrik santraller, termik santralleri projeleriyle ilgili orada direnen halkın doğrudan sorunlarını dinleyip hem bu direnişin öznesi olarak hem de avukatları olarak bir bilgi alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda oradaki mücadelelerin de birbirleriyle temas kurmasını sağlamak için önemli bir etkinlikti bu. Teker teker isimleri saymayacağım. 15 tane hareketin geldiği bir, 15'ten fazla sanıyorum bir organizasyon oldu. Bunlara dair birkaç haber vermek istiyorum. Ordu Ulubey Manganez Ocağı ve Ünye Altınordu Merkez İlçedeki Kalker Ocağı için iptal ettirdiğimiz halde yeniden ÇED gerekli değildir kararı alındı. Aslında bu maalesef çok sık karşılaştığımız bir sorun. Çünkü kararı iptal ettiriyoruz. İdarenin tek taraflı işlem yapabilme yetkisinden dolayı iptal kararının hemen ardından ÇED'de çok ufak değişikliklerle, rapordaki çok ufak değişikliklerle onama makamı gibi izin veriliyor. Bu hani bizim açımızdan yorucu olmakla birlikte tamamen hukuksuz bir süreç. Ordu'da ve Ünye'de yapılan maalesef bu. Çaytepe Çaka Andezit Ocağı'nda yeni bir
süreç başlatıldı. Orada ÇED raporuna karşı ruhsat iptal davası açılacak. Enteresan bir şey, biz bu toplantıya gittiğimiz zaman tam oranın birkaç metre aşağısında denize girmiştik. Raporda deniyor ki turizm alanına uzakmış ve hiçbir etkisi olmayacakmış. Yani gözlerimizle gördük, orada bir Yason plajı var, Yason kilisesi var. Bunu halk da biliyor, orada görünüyor. Perşembe'ye 3,5 saat uzaklıkta deniyor. Öyle değil. Yani raporda çeşitli çarpıtmalar olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de hukuki yol açık. Gerekli başvuruları yapacağız. Yine Kumrutaş Ocağı'nda ÇED gerekli değildir kararı yeniden alındı. Oysa ilk davada esastan yerleşim yeri itibariyle reddedilmişti. Batıya gelelim. İzmir'de Gazi Emir nükleer atıklarıyla ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğu için bir dava süreci başlatılmıştı. Tüm sanıklar beraat etti ve bazı kamu görevlilerinin soruşturulmasına izin dahi verilmedi. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Yırca Termik Santrali'nde ÇED iptal kararı verildi. Manisa İdare Mahkemesi'nin bir kararı. Bu çok kritik, malum Soma faciasının hemen arkasından Yırca'daki zeytinliklerin kesilmesiyle gündeme gelmişti Yırca Termik Santrali. Bununla birlikte bir müjdeli haberim daha var. Urla villaları. Urla villaları yine gündemi çok meşgul eden, çok revaçta olan bir konu. ÇEHAV olarak ve GEÇEP olarak yakından takip ettiğimiz bir konu. Hacılar Koyu içindeki yazlık sitedeki ruhsatsız ve izinsiz yapılmış çeşitli tatil yerlerini ilgilendiriyor bu. Ruhsatsız ve izinsiz diyoruz. Aslında bunların ruhsatlı ve izinli olması mümkün değil. Çünkü bölge 1995 yılında İzmir Birinoğlu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararla birinci derece doğal site olarak tescil edilmiş. Yani orada herhangi bir inşaat yapılması teknik olarak mümkün değil. Sorun burada düğümleniyor. Bunun arkasından İzmir yine Birinoğlu Tabiat Varlıklarını Koruma ve Bölge Komisyonu 2013 yılında aldığı kararla yalnızca villaların olduğu parsellerin koruma derecesini düşürüyor. Birinci derecenin üçüncü dereceye alınmasıyla orada inşaat yapılabilir hale geliyor. Şu anda iptal kararı alınan karar tam olarak bu. Dolayısıyla başından o idari işlem hiç yapılmamış gibi işlem görecek. Dolayısıyla bölge hala birinci derece sit alanıdır ve hiçbir inşaat yapılamaz. Zaten önceki karar uyarınca oradaki ruhsatsız ve izinsiz yapılar hakkında bir işlem başlatılmıştı. Yıkım için bütçe ayrılmıştı. Yıkım işlemlerine tam başlatılacakken böyle bir karar alınmıştı. Bu genel olarak Urla villalarındaki iptal kararı. Onun dışında tekrar Karadeniz'e dönelim. Giresun Dereli Aksu Vadisi'ndeki iki su baraj ve hidroelektrik santrali. Bu proje 80 haneli bir köyü sular altında bırakan projeydi. ÇED iptal az önce bahsettiğimiz sürece girdik, kısır döngüye girdik. İki kere iptal edilmesine rağmen aynı bölgede ufak değişikliklerle üçüncü defa ÇED alındı. Bunu da bir hukuksuzluk olarak dile getirmekte fayda var. Genel olarak aktaracaklarım bu kadar Utku. Deniz Gedik, birkaç küçük soru soracağım aktardıklarınız için. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Gerçekten tabii bir kere ki de koca bir ayı özetlediniz. Hiç kolay bir iş değil. İlk başladığınız konu Cudi ve Lice yangınlarıyla ilgili. Buna dair bir hukuki başvuru yapıldı mı? Yapılabilir mi? Yani hukuken burada bir yol izlenebilir mi? Bunu sorayım size. Bir de Fatsa'da köylüler yargılanmıştı geçen ay. Tabii. O yargılamaya ilişkin de daha sonra açıklanması ertelenen bir hapis cezası kararı çıkmıştı. Orada gittiniz, görüştünüz de köylülerle. Köylüler ne düşünüyor o karara dair bir hapisle yargılanma durumu var yaptıkları bir yürüyüş sebebiyle? Bunu da rica edelim kısaca mümkünse. Yine Kürdistan'daki yangınlardan başlayalım. Soru oradan soruldu. Aslında şunu da aktarmayı unuttum. Ağustos ayının 4'ünde Kadın Özgürlük Meclisi ve bölge milletvekillerinin katılımıyla orada bir teknik inceleme yapılacak.
bölgeyi bu yangınların etkileri sosyolojik olarak incelenecek, psikolojik olarak psikolojik etkileri incelenecek. Bunlarla ilgili uzmanlar katılacaklar, teknik heyette yer alacaklar. Aynı şekilde orman mühendisi ve o alanda yetkili çeşitli kişilerin katılımıyla böyle bir gezi yapılacak. Aslında malum Kürt coğrafyasında olan yangınlar bize pek uzaktan geliyor, duyulmuyor. Aynı şekilde oradaki hasarın tespiti bile henüz tam olarak yapılmamış durumda. Tabii ki bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra buna karşı dava açılması mümkün. İdarenin öncelikle böyle bir yangına tabii ki müdahale etme yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğü gerçekleştirmediği için oradaki idari merciler hakkında tam yargı davası açılması söz konusu. Onun dışında doğrudan maddi zarara uğrayan kişilerin de başvurabilecekleri çok sayıda hukuki yol var. Ben bireysel olarak henüz bölgeye gidip konuşmadım. Ancak muhakkak bölgedeki arkadaşlar bunlarla ilgileniyordur. Oradaki halkın da bunlarla ilgili hukuki yolları kullanma iradesi olduğunu düşünüyorum. Fatsa'ya gelelim. Öncelikle Fatsa'ya dair genel bir yorumda bulunayım. Fatsa halkı inanılmazdı. Çok kararlı bir şekilde direniyorlar. Ve hani bu tür hapismiş, işte idari para cezasıymış, bu tür kararların, bu tür cezaların çok yıldırabileceği bir halk değil. Zaten hani geldikleri siyasi gelenek belli, oradaki yaşam şartları belli. Oradaki insanların başka bir toprağa, başka gideceği yerler yok, başka dereleri yok. Tam da bu yüzden siz oranın toprağına, oranın fındık yetiştirilen alanlarına çok yakın bir mesafede, birkaç kilometre uzaklıkta siyanürle altın arayıp bu siyanür atıklarını toprağa verirseniz oradaki halk direnir. Ve bunun işte cezai müeydelerle, idari yollarla yıldırılması çok da kolay değil açıkçası bu direnişin. Peki Deniz Gedik, çok teşekkür ediyoruz. Bu ayki gündemi aktardığın için. Ben teşekkür çalışmalarınızda ederim. Kolaylıklar. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları Dan Deniz Gedik bu ay konuğumuzdu. Ayın son günüydü, haftanın son günüydü ve Deniz Gedik'ten Temmuz ayı ÇEHAV gündemini dinledik. Bu vesileyle pek çok geçtiğimiz aya ait pek çok meseleyi de bir hatırlamış olduk. Temmuz ayını bu programla noktalayalım Yeşil Bülten için. İmece'de bugünse sürecek. 16'da mercek altı var, 17'de de haberlerle karşınızda olacağız tekrar. Görüşmek dileğiyle.